Herkese selamlar. Bu videomda sizlere online olarak sporcumuz için nasıl lisans vize işlemi izni verilir onu anlatacağım. Öncelikle e-devlet sitesine giriyoruz. Tabi bu benim anlatacağım tarayıcı üzerinden yapılan bir işlem. Online olarak telefon içerisindeki application'dan yani telefon uygulamasından bu şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmedim. Başta bunun bilgisini vereyim. E-Devlet sistemine giriş yapıyoruz. Ben daha önce bilgileri doldurdum. Sağ olsun bir velimiz bizimle bilgilerini paylaştı videoyu çekebilmemiz için. Giriş diyoruz. Daha sonra açılan kısma arama bölümüne GSB yazarak Gençlik ve Spor Bakanlığı kısaltılmasını yazarak spor bilgi sistemine dokunuyoruz. Daha sonrasında uygulamaya git izine dokunuyoruz ve bizleri bu şekilde bir ekrana yönlendirecek. Yani bu ekran 2023 yılında birlikte güncellendi. Bunun da bilgisini verelim çünkü daha önceki çekmiş olduğum videolarda ekran farklıydı. Şimdi 2023 yılıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı e, web sitesinde altyapısında güçlendirmelere, yenilemelere gitti ve gerçekten çok kullanışlı bir sistem haline geldi. Daha da kullanışlı oldu site. Hemen açılan ekranda sol tarafta izinler bölümünü göreceksiniz. İzinlere dokunduğunuz zaman veli izne dokunuyorsunuz. Sizi yeni bir sayfaya yönlendirecek. Açılan sayfada çocuğunuzun TC kimlik numarasını giriyorsunuz. Tabi burada e, Size ait bir TC de gidebilirsiniz ancak biz şu anda 18 yaş altı velayetimiz altında bulunan bir kişi için bu işlemleri gerçekleştireceğiz. O yüzden şu anda biz sporcumuzun 18 yaş altında bulunan sporcumuzun bilgisini giriyoruz. Tabi bu giren kişi velisi olmak zorunda. Bunun da bilgisini tekrar aktarayım. Ben TC'sini yazdım. Tabi bu aşamaları siz görmeyeceksiniz bilgi gizliliği açısından. TC'sini yazdıktan sonra sorgula dediğimiz zaman bakın bizlere sorgulanan kişi işte nokta nokta noktadır velayetiniz altındadır uyarısı verdi ve ona işaretini çıkardı gördüğünüz üzere. Daha sonra ileriye dokunuyoruz. Buradan ilk önce federasyonu seçmenizi istiyor. Biz şu anda Okçuluk Federasyonu için bir vize izni vereceğiz. Burada izin verilecek işlem kısmına geldiğiniz zaman burada birçok seçenek olduğunu göreceksiniz. Burada ilk tescil var, vize var, transfer var, işte kulüp lisansından Ferdi lisansına çevirme ya da Ferdi'den lisansa kulüp lisansına çevirme gibi farklı seçenekler var. Ama bizim şu anda yapacağımız vize seçeneği ikinci sırada yer alan seçeneği yapacağız. Lisans türüne geldiğimiz zaman kulüp lisansı bizim sporcumuz kulübümüzde bir e, sporcu. Buradan ilimizi seçiyoruz. Kulübümüzün bulunduğu ili seçiyoruz. Buradan da kulübün ismini seçiyoruz. İleri dedikten sonra. Bakın sizlere TC kimlik numarası, işte işlem türü, işte hangi e, lisans türünde lisans çıkaracağı ili ve benzeri bütün detaylı bilgileri getiriyor ve ekrana sunuyor. Burada bir seçenek mevcut ve burayı özellikle kırmızı renkle e, yazmışlar. Velisi bulunduğum nokta nokta isimli sporcunun yukarıdaki bilgileri dahilinde işte Sultanşehir Gençlik ve Spor Kulübü Spor Kulübü'nün vize işlemi yapılmasına izin veriyorum. Başvurumu onaylıyorum bir seçeneği var. Bunu seçtikten sonra ileriye dokunuyoruz. Lütfen işleme tamamlamak için başvuru butonuna basınız. Ekrana kadar geldik. Başvuruyu tamamla dediğim andan itibaren ekrana başarılı yazısını gördük. Veli lisans izni başvurunuz başarılı kaydedilmiştir. Şu andan itibaren veli olarak sizin yapacağınız bir işlem yok. Sadece yapmanız gereken tek şey bağlı bulunmuş olduğunuz kulüpteki antrenör olabilir, kulüp yöneticisi olabilir. Oradaki ilgili kişiye biz online olarak veli izin e, lisans izin başvurumuzu yaptık bizdeki işlem kalmadı. Artık Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla siz ilgilenebilirsiniz diyebilirsiniz bağlı bulmuş olduğunuz kulübe. Kulüpteki ilgili kişi bulunmuş olduğunuz ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sicil lisans servisine giderek bu işlemi tamamlayacaktır. Buradan sonra sizin artık yapacak bir işleminiz yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.